Hepinize merhaba. Bugün Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yapılan operasyonu konuşacağız. Bu operasyon bir siyasi operasyon mudur, değil midir? Bunu tartışacağız. Başlatılan tırnak içinde açılım süreciyle bir ilgisi var mı yok mu? Bunu tartışacağız. Evet baştan belirteyim. Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan açılımı e, başlattığı şartlarda CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer'in KCK'lilerle irtibat irtibatı olduğu iddiasıyla tutuklanmasının bana göre tek anlamı var. AKP-MHP ittifakı yani Öcalan'ı meclise çağıran ittifak CHP'yi plana zorlamaya çalışıyor. Plan ne? Bunu aslında uzun uzun daha önce de tartıştık. Bugün biraz daha detaylandıracağız yeni verilerle. Şimdi neden böyle düşündüğümü de söyleyeyim. Çünkü CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarından da görüldüğü üzere bu sürece, Bahçeli'nin başlattığı bu sürece genel çerçevede bir destek verse de iş anayasa değişikliğine gelecekse biz orada yokuz diyor. Şimdi bu önemli. Anayasaya kadar destek var. Oysa Erdoğan'a asıl lazım olan da yeni anayasadır. Kürt sorunuymuş, açılımmış, çözüm süreci gibi başlıklarmış. Bunların hepsi talidir ve asıl konu Erdoğan'a sınırsız başkanlık yolu açacak yeni anayasadır. CHP'nin komisyonlarına dahil olmadığı bir yeni anayasa sürecinden sonuç alınabilmesi mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisi, birinci partisi ve teknik olarak da sayısal e durum nedeniyle de CHP'nin dahil olmadığı bir projenin sonuç alabilmesi mümkün olmayacak. Erdoğan'ın dolayısıyla istediği şu. CHP komisyona dahil olup sürece bir meşruiyet kazandırsın. Sonra dilerse tabanının isteği için hayır desin. E nasılsa ondan sonraki süreç Kürtlerin oylarıyla yürütülür diye düşünülüyor. Bakınız Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer'in tam 10 yıldır PKK, KCK'lilerle irtibatlı olduğu iddia ediliyor. Şimdi bu iddialarla ilgili savcılığın, hakimlik sorgusunun tutanaklarına da baktım. Bunları inceleyebilirsiniz. E, hatta bugün bir kısmını Barış Terkoğlu'nun köşesinde de okuyabilirsiniz. İrtibat dedikleri de yani suyunun suyunun suyu gibi konular. Yani biriyle görüşüyor örneğin ama o görüştüğü kişinin amcasının olduğu dağdaymış. Ya da işte Öcalan e, o tarihte yani Erdoğan'ın biz masaya oturduk dediği tarihte e, bir takım isimler önermişti çözüm sürecinde e, rol alması için. Ki orada Ahmet Özer'in de adı bu meselelerle ilgili kitaplar yazdığı için geçmiş ki başka geçen isimler de var. Yani onlarla birlikte var ama onlar mesela bu savcılık iddianamesinin konusu değil. Ama Ahmet Özer'i bakın Öcalan önerdi deyip onun e, PKK terör örgütü irtibatlısı olduğu iddiası var. Her neyse bunlar zaten önümüzdeki günlerde daha da detaylı önünüze gelecek. Şimdilik bu kadar özetlemiş olalım. Fakat diyelim ki bu iddialar doğru. Diyelim ki Ahmet Özer... PKK, KCK örgütleriyle irtibatlı. Şimdi bu doğruysa devlet açısından hakikaten durum vahimdir. Zira mesele Özer'in hani daha kısa bir süre önce nasıl belediye başkanı adayı olabildiği, hangi güvenlik soruşturmalarından nasıl geçebildiğiyle sınırlı değil. Zira Ahmet Özer, Profesör Doktor Ahmet Özer, üniversite yöneticisi, dekan, rektör yardımcısı gibi üst düzey devlet memurluğu yapmış bir isim. Nasıl peki devlet memurluğu yapabildi? Bu durumda ya parti devleti mekanizmaları dediğimiz yeni bürokrasi zafiyet içinde ya da bu parti devleti mekanizmaları sonraki süreçlere siyasi iktidar için koz biriktiriyor demek durumundayız. Zira demin de belirttiğimiz gibi bu esas olarak, bu operasyon esas olarak bir CHP'yi AKP-MHP planına zorlama operasyonudur. Ama aynı zamanda CHP'nin içine hedef alan, CHP'deki şu anda e, üç başlı görüntüyü e, esas alarak bir e, kama sokmaya çalışan ve nihayetinde de İmamoğlu'na karşı da bir operasyondur. Çünkü Ahmet Özer, İmamoğlu'nun da e, daha önce danışmanıydı. E, bunun da altını çizmiş olalım. Ha zaten bunu çok açık bir şekilde e, açılımın tırnak içinde e, açılım diyoruz ama e, adı olmadığı için bu sürecin Öcalan açılımı dediğimiz sürecin mimarı olan MHP de tıpkı savcılığa ek olarak e, MHP'li yetkililer operasyon sonrası yaptıkları açıklamalarda işte belediyenin Kandil'e peşkeş çekildiği iddiasını operasyonun merkezine koydular. İşte bu durum bile yani belediyeye kandile peşkeş çekiliyor iddiası bile hedefin bir hedefinde yani operasyon CHP'yi plana zorlama operasyonunun dışında tali olarak e, ikinci bir hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu ortaya koymaktadır. Açık ki AKP MHP ikilisi plana zorlamada CHP içi dengeleri, Cumhurbaşkanlığı yarışı gibi konuları da kullanmaktadır. Bakınız Bahçeli'nin hani Öcalan Öcalan'a uygulanan tecrit kalksın işte ona umut hakkı verilsin gelsin meclis grup toplantısında konuşsun çağrısıyla süren bu Öcalan açılımı dediğimiz süreç daha önce de belirttiğimiz gibi esas olarak Erdoğan'a sınırsız başkanlık yolu açma açılımıdır. Hani Kürt sorunuymuş, Amerika İsrail planını engellemeymiş, efendim bölgede yeni bir oyun kurmaymış gibi propagandalar bu esası örtmek içindir ve bu kadar e, tabanlarında şok etkisi yaratan bir teklifi bu kadar tepki toplama potansiyeli olan bir konuyu yumuşatma ve işte dış tehditle üzerine örtme amaçlıdır. Diğer yandan tabii Erdoğan'ın bu netameli süreç için sahaya siyaseten çaresiz durumdaki aslında Bahçeli'yi sürdükten sonra bir süre çok böyle net açıklama yapmaması hani gerek AKP içinde gerek Cumhur İttifakı saflarında farklı yorumlandı. Erdoğan'ın sürece destek vermediği şeklinde algılandı. Oysa Bahçeli'nin büyük risk alarak başlattığı bu süreç Erdoğan'ın sürecidir. Erdoğan için süreçtir. Nitekim Erdoğan Konunun böyle tartışılması, kamuoyunda biraz normalleşmesi, dikenlerinin e, azalmasını bekledi ve bu süreci hafif hafif böyle duruma paralel bir şekilde adım adım konuştu. Bütün bir e, on güne e, bakarsanız adım adım e, dozaj dozaj arttıra arttıra en sonunda işte biliyorsunuz Bahçeli'ye büyük övgüler e, yapan bir açıklama yaptı ve bu teşekkür konuşmasıyla da sürece desteğini açık bir şekilde ilan etmiş oldum. Çünkü mesele başkanlık. Diğer her konu AKP açısından, Erdoğan açısından bu konuya endekslidir. Bahçeli'nin bakın ne Kandil ne Edirne adres İmralı'dan deme uzansın diyerek muhatap belirlemesi meselenin başkanlık meselesiyle ilgisi olduğunun en temel göstergesidir. Bakın muhatap ne Kandil'dir diyor, ne Edirne'dir. Edirne kim? Demirtaş. Adres neresiymiş? İmralıymış ama oradan da deme uzansın. E daha dün Bahçeli demliler meclisten atılsın, dem kapatılsın demiyor muydu? Ne oldu? İşte plan bu. Anımsayın bakın tabii sürecin enteresanlığı şurada. Hani bunun bir başkanlık meselesi olduğu, diğer konuların hepsinin örtü olduğunun en önemli göstergesini bakın, ee, arşivleri açarsak anımsayacağız. İmralı yani Öcalan 2013'te ki tutanaklarda var ne demişti? Başkanlık sistemine destek vereceğini açıklamıştı. 2013. Edirne yani Demirtaş yerine Edirne diyorlar ya Demirtaş peki 2015'te ne demişti? Seni başkan yaptırmayacağız. Yani Erdoğan'a seni başkan yaptırmayacağız demişti. Bir anda sana başkanlık desteği veriyorum diyen Öcalan bir tarafta da seni başkan yaptırmayacağız diyen Demirtaş. Hatırlayın bakın bu enteresandı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın hani hukuk mukuk bütün kavramları alt üst ederek söylediği bir laf vardı 2022'de. Demişti ki Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek. Yani Demirtaş Öcalan'a hesap verecek. Bu nasıl olabiliyor? Terör örgütünün lideri ne biri hesap verecek ve Cumhurbaşkanı bunu gayet açık söylüyor. Nasıl oluyor da hesap veriyor? Hukuk ve vesaire siyaset darma duman. Neyse uzatmayalım. Konu neresinden bakarsanız bakın. Dün de Erdoğan'ın başkanlığı meselesiydi. Bugün de Erdoğan'ın başkanlığı meselesi öyle. Büyük oyun kuruluyormuş, devlet aklıymış, Amerika-İsrail planını engelleme operasyonuymuş. Bunların hepsi esas meseleyi, başkanlık planını, başkanlık hedefini ve başkanlık hedefini gerçekleştirmek üzere çıkarılması istenen yeni anayasa hedefini örtmenin gerekçesi ve tabanı uyutmanın gerekçesi olarak sergileniyor. Evet, bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.